herhangi bir musibete uğrarsan mahzun olma. Biz Allah'ın kuluyuz ve neticede Allah'ımıza döneceğiz de. Hazreti Ömer derdi ki hiçbir musibet görmedim mutlaka onda üç nimet vardır. Biri o musibet dinime gelmedi İkincisi bu gelenden daha büyük olsaydı halim ne olurdu. Allah'a büyük felaketten korudu. Üçüncüsü, günahlarıma kefaret oldu. Mümin dünyada birçok musibetlere müptela olması, temizlenmesi içindir. Ta ki tertemiz ahirete göçe. Kur'an okumaya devam et, düşünerek. Allah kelamı okuduğunu bilerek oku. Kur'an Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama gelmiştir. Sen bu Allah kelamını okurken iyi kimselerin sıfatlarını görünce onlar gibi olmaya çalış. Kötü insanların sıfatlarını okuyunca onlar gibi olmamaya gayret et. Kur'an'ı okurken Kur'an ile Kur'an'da olanlarla ol. Yalnız okumakla kalma. Nasıl ki hafız olmuşsan içindeki emrolunan amelleri de öyle hıfzet ve işle. Kıyamet gününde en şiddetli azap bir ayeti belleyip de sonra unutana olacaktır. Bir ayetin hükmünü öğrenir de onun nefsinde tatbik etmezse o ayet yarın mahşerde onun aleyhine şahitlik edecektir. Allah'ı zikretmek isteyenler de Kur'an'daki zikirlerle zikretmelidirler. Dinine faydalı olan kimselerle arkadaş ol. İlmiyle, ameliyle, güzel huylarıyla seçilmiş kimselerin sohbeti insana fayda verir. Tenha yerlerde Kur'an okumak Allah ile olmaktır. Kur'an okumak en büyük zikirdir. Kur'an'ı okuyanlar Allah'ın has kullarıdır. Kur'an'da Allah'ın güzel isimleri vardır. Onlar Allah'ın ahlakını bildirir. Sen de onlarla ahlaklanmaya çalış. Allah'ı zikreden insanların içine karışıp da onlardan olmayan bir kişi Allah'ın rahmetine kavuştu. Artık sen düşün. Allah ile Allah'ın kitabı ile olanlar ne kadar rahmetine gark olur. İyi dost misk satan gibidir. Hiç olmazsa güzel kokusundan istifade edilir. Kötü arkadaş da körük çeken gibidir. Üzerine kıvılcımı sıçramazsa bile dumanı gelir. İyi olduğunu zannettiğin kimseyi kötülerle düşüp kalktığını görürsen iyi zannettiğin kimseyi kötü zanda bulunmada şöyle de. Benim kötü ve şerli gördüğüm adamlar iyi adamlarmış ki iyi kimseyle düşüp kalkıyorlar. Ben onlara zuizanda hata etmişim de. Yani münasebeti hayırda gör, şerde görme. Allah Zülcelal Hüsnü Zandan dolayı kıyamette kimseye sual sormayacaktır. Ama Zuizanda sorgu var. İnsanların en çok gaflete düştükleri yer burasıdır. Allah'ı zikredenin hayatı muttasildir. Ölümle sona ermez. O daima diridir harp şehitlerinden daha üstün bir hayata ermiştir. Zikredenle etmeyenin benzeri ölüyle diridir. Zikreden diri, zikretmeyen ölüdür.